Bu dersimizde Türk musikisinde dizi meydana getirmeye yarayan özel dörtlü ve beşlileri işleyeceğiz. Öncelikle özel tam dörtlüleri ele alıyoruz. 3 aralığın toplamı 22 koma olan dörtlülerin tam dörtlüler olduğunu söyleyebiliriz. Türk musikisinde dizi meydana getirmeye yarayan özel tam dörtlüler ve beşliler şu şekilde sıralanabiliyor. 1 numarada çargah dörtlüsü var. Kendi yeri çargah veya kaba çargah perdesidir. Aralıklarında nazari olarak uygulanan kural pesten tize, tanini, tanini bakiye, tizden peste ise bakiye, tanini, tanini şeklinde gerçekleşir. Çargah perdesini baz alırsak, dörtlü esnasında do, re, mi, fa, geri doğru fa, mi, re, do. Kaba çargah perdesini baz alırsak do, re, mi, fa, fa, mi, re, do. Yeri çargah veya kaba çargah perdesidir. Aralık toplamı dörtlülerde kural olduğu gibi 22 komadır. İkinci dörtlümüz Buselik dörtlüsü. Kendi yeri dügah perdesidir. Aralıkları pesten tize, tanini bakiye tanini, tizden peste ise yine tanini bakiye taninidir. La, si, do, re. Re, do, si, la. Üçüncü çeşnimiz Kürdi dörtlüsü. Yeri dügah perdesidir. Bu seslerin arasına donanım hanesine si için küçük mücennep bemolü kullanmak şartıyla yazım gerçekleşir. Aralıkları pesten tize, bakiye, tanini, taninidir. Tizden peste ise tanini, tanini, bakiye şeklinde sıralanır. La, si bemol kürdi, do, re. Dördüncü çeşnimiz rast dörtlüsü. Rast dörtlüsünün kendi yeri rast yani sol perdesidir. Aralıkları pesten tize tanini, kebir, sagir, tizden peste ise sagir, kebir, tanini şeklinde uygulanır. Donanım olarak si için bir komalık bemol kullanır. O perdenin ismi de segah perdesidir. Sol, la, si koma bemol, do. Sol, la, si koma bemol, do. Geri doğru. Diğer bir dörtlümüz uşak dörtlüsü. Kendi yeri dügah perdesidir. Aralıkları pesten tize, kebir, sagir, tanini, tizden peste ise tanini, sagir ve kebirdir. Donanım hanesinde si için bir komalık bemol kullanılır. Ancak rast dörtlüsünde olduğu gibi bir koma halinde icra edilmez. İki veya üç komalık bir icra gerçekleşir. La, si koma bemol, do, re, re, do, si koma bemol, la. Diğer bir dörtlümüz Hicaz dörtlüsü. Kendi yeri yine dügah perdesidir. Aralıkları pesten tize ve tizden peste doğru sagir, artık ikili ve sagirdir. Arzi durumları ise si için bakiye bemolü, do için bakiye diyezi kullanılmaktadır. La, si bakiye bemol, do bakiye diyez, re, re, do bakiye diyez, si bakiye bemol, la. Dörtlüler bu şekilde 6 tanedir. Beşliler ise
özel tam dörtlülerin tiz bölgesine bir tanini ses eklenmesiyle elde edilmektedir. Buna göre çargah beşlisi pesten tize tanini, tanini, bakiye, tanini şeklinde sıralanır. Kaba çargah üzerinden do, re, mi, fa, sol şeklinde sol perdesinin eklenmesiyle dörtlüden beşli üretilmiş oluyor. Çargah perdesi üzerinden yapılacak uygulamada ise do, re, mi, fa, sol şeklinde gösterilebilir. Vuselik beşlisi aralıkları pesten tize, tanini, bakiye, tanini, tanini şeklinde görülür. La, si, do, re ve mi perdesinin eklenmesiyle en sonunda dörtlünün sonuna beşli vuselik beşlisi elde edilir. Kürdi beşlisi yine dörtlünün sonuna bir tam ses, bir taneni eklenmesiyle elde edilir. Burada eklenecek olan ses mi perdesidir, Hüseyin'i perdesidir. Pesten tize doğru bakiye, tanini, tanini, tanini. Rast beşlisinde durum yine aynıdır. Rast dörtlüsünün sonuna bir taneni eklenmesiyle elde edilir. Aralıkları pesten tize doğru tanini, kebir, sagir ve taninidir. Sol, la, si, koma bemol, do, re. Şimdi uşak dörtlüsünden türemiş bir beşlimiz mevcut. Gelen ses itibariyle adı değişiyor. Hüseyini beşlisi haline geliyor uşak dörtlüsü. Yine uşak dörtlüsünü hatırlamak gerekirse la, si, kon bemol, do, re. Beşli haline gelebilmesi için şuradaki mi sesini dahil ediyoruz ve Hüseyini sesinin bu beşlide bıraktığı kulak tesiri dolayısıyla dörtlümüz isim değiştirerek Hüseyini beşlisi haline geliyor. Demek ki şunu söyleyebiliyoruz. Uşak dörtlüsünün uşak beşlisi haline gelmiş ismi yoktur. Hüseyini beşlisi olmuştur. Doğaldır ki Hüseyini beşlisinin de Hüseyini dörtlüsü halinde görülebilecek bir dörtlü yapısı yoktur. Uşak dörtlüsü vardır. Son beşlimiz Hicaz beşlisi. Aralıkları pesten tize doğru sagir, artık sagir ve taninidir. Bakiye bemolü si için, bakiye diyezi do için kullanılır ve mi perdesi eklenmiş olur dörtlümüzün sonuna. La, si bakiye bemolü, do bakiye diyezi, re, mi, mi, re, do bakiye diyezi, si bakiye bemolü, la. Türk musikisi bu dörtlü ve beşlilerden dizi meydana getirmek amacıyla yararlanır. Türk musikisinde basit makamların birinci katları bu dörtlü veya beşlilerden oluşmaktadır. İkinci katlarında ise bu dörtlü ve beşlilerin aktarıldığı, göçürüldüğü perde üzerindeki aralık, kurulmuş olan aralıkları işlem görmektedir. İleriki derslerimizde bunları da işleyeceğiz.